Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Soru çözmeye devam ediyoruz. Videoları beğenip yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Hemen bakalım arkadaşlar bitkilerde hareketle ilgili bir sorumuz var. Tablo diyor bitkilerde gözlemlenen bazı hareket çeşitlerine örnekler verilmiş. Diyor ki hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar hareketi biz bitkiler ikiye ayırıyoruz. Bir tanesini de arkadaşlar tropizma dediğimiz yönelim hareketi. Tropizma hareketi. Bir diğerini de arkadaşlar nasti hareketi. Nasti hareketi arkadaşlar anlık bir harekettir. Tropizma ise arkadaşlar bir anda olmayan e, büyüme ile beraber arkadaşlar oluşan bir harekettir. Peki tropizma da yönelme hareketi diyoruz ya tropizma diğer arkadaşlar yönelme hareketidir diyebiliriz yönelme hareketi. Yönelme nasıl oluyor arkadaşlar? Büyüme farkından kaynaklanıyor. Mesela şöyle gösterebiliriz. Diyelim ki şurası büyüme filizi olsun şu şekilde. Diyelim ki arkadaşlar buradan ışık verdik buna. Tamam mı? Ne oluyor? Işık arkadaşlar oksin dağılımını etkiliyor. Oksin arkadaşlar büyüme noktasında salgılanıyor. Uçtaki meristemden salgılanıyor diğer kısımlara taşınıyor. Diyelim ki arkadaşlar biz buradan ışık verdiğimiz için bu ışık almayan kısımda yani şu gölge kısımda arkadaşlar oksin daha fazla birikiyor. Oksin arkadaşlar fazla ışıkta zaten parçalanıyor diyebilirsiniz. E, ne oluyor sonra? E bulunduğu yeri arkadaşlar büyütüyor bu. E bu sefer burası fazla büyüdüğü için ne oluyor arkadaşlar? Asimetrik büyüme oluyor. Yani burası fazla büyüyor. Şurası daha az büyüdüğü için bu sefer arkadaşlar ışığa doğru yönelmiş oluyor. Buna biz arkadaşlar ne diyoruz? tropizma hareketi diyoruz. Işık burada uyaran arkadaşlar. O zaman bu harekete ne diyoruz? İşte fototropizma hareketi diyoruz. Demek ki arkadaşlar tropizmada ne oluyormuş? Özellikle oksin hormonunun asimetrik büyümesinden kaynaklanıyormuş ve uyaran yönüne de bağlıymış. Yani ışığın nereden geldiği önemli. Işığa doğru yöneliyor veya ışığın tersine büyüyor, değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar demek ki uyaranın yönüne bağlıymış. Uyaranın yönüne bağlı ve nereden kaynaklanıyormuş? E, büyüme farkından kaynaklanıyormuş. Özellikle de arkadaşlar oksin hormonu bunu etkiliyormuş. Peki nasıl hareket dediğimiz hareketimiz ne? Bunun diğer adı arkadaşlar ırganım hareketi. Burada arkadaşlar böcek gibi bitki düşünebilirsiniz. Bakın böcek kapan diyelim ki şöyle e, kapanı gösterelim. Bakın şöyle yandan bakıyoruz kapana tamam mı? E, böcek giriyor arkadaşlar bu kapanın içerisine diyelim. Şurada tüyler var. Bunlara dokunduğu anda bakın şu içteki hücreler fazla su almıyorlar. Ama şu dıştaki hücreleri fazla su alıyorlar ve turgor basınçlarını artırıyorlar. İçtekileri fazla su almıyor. Dıştakileri fazla su alınca bu sefer kavislenme oluyor ve kapan ne yapıyor arkadaşlar? Kapanıyor. Yani böcek ne yapıyor arkadaşlar? Kapan içinde kalıyor. Demek ki arkadaşlar nasıl hareketi anlık bir hareketmiş ve nereden kaynaklanıyor? Turgor basıncı değişiminden kaynaklanıyor. Turgor basıncı değişiminden kaynaklanır. Peki burada arkadaşlar böceğin yönünün nereden geldiğini bir etkisi var mı? Yok. Yani uyaran yönüne bağlı değil bu arkadaşlar. Uyaranın yönüne bağlı değil. Birinci hareket arkadaşlar bakın adlandıralım. Bir kere arkadaşlar uyaran yönüne bağlı değilmiş. O zaman nedir? Nasıl hareketi bu? Değil mi? Uyaran neymiş? Sıcaklıkmış. Demek ki neymiş arkadaşlar bu hareketin adı? Termonast hareket. Peki ikiye bakalım. Bu yalan arkadaşlar etkiliymiş. Demek ki tropizm hareketi e, ışık arkadaşlar uyaran. O zaman ne diyeceğiz buna? Fototropizma diyeceğiz. Peki uyaran yönü arkadaşlar etkiliymiş. Bu da nedir? Tropizmadır. Dokunmayla arkadaşlar e, yönelme. Bu şeyleri görülüyor. Bu sarılıcı bitkileri görülüyor. Fasulye de filan mesela. Bir sıra arkadaşlar dokunduğu zaman ne yapıyor? Ona sarılıyor fasulye. Buna biz arkadaşlar dokunmayla sarılma diyoruz. Haptotropizma. Haptotropizma diyoruz. Peki ışık arkadaşa bakın etkili değilmiş. Uyaran yön etkili değil. Ne diyeceğiz o zaman? Fotonasti hareketi, fotonasti. Peki etkiliymiş uyaran yönü ve yer çekimi arkadaşlar etkiliyormuş. Ne diyeceğiz ben arkadaşlar? Jeotropizma hareketi, jeotropizma. Arkadaşlar tabii tropizma hareketlerinde uyaran yönüne bağlı olarak artı eksi getirilebilir. Yani ışığa doğru yöneliyorsa pozitif fototropizma ışığın tersine yöneliyorsa negatif fototropizma diyoruz tamam mı? Tabi nasıl hareketlerin derken uyaran yönü önemli olmadığı için dolayısıyla bunlara artı eksi getirmiyoruz. Ama tropizmalarda uyaran yönüne göre uyaran yönüne doğruysa pozitif uyarana zıtsa negatif diyoruz. Şimdi bakalım diyor ki bir numaralı hareket neydi? Termonasti. Turgor basıncından kaynaklanıyor. Evet. Söyledik zaten doğru arkadaşlar. Diyor ki iki numaralı harekette diyor suyun ucunda üretilen oksijen hormonu asimetrik dağılımı etkilidir. Bakın fototropizma burada açıkladık zaten. Uçsa salgıların oksijen arkadaşlar asimetrik büyümeyi sağlıyor. Bunu da söyledik. Üçüncü hareket diyor böcekçi bitkinin yaprağına diyor böcek konmasıyla gerçekleşebilir. Üçe bakalım. Neydi arkadaşlar e, böcekçi bitkinin hareketi? Tabii ki nasty hareketiydi ama bize üçe ne dedik arkadaşlar burada? E, haptotropizma dedik. Bunu arkadaşlar söyleyemeyiz. Bu yanlış oldu. 4 mal hareket diyor. Bitkilerin ışık yokluğunda çiçek açması şeklinde gözlenir. Işığın yani varlığına ya da yokluğuna göre yaprakların açıp kapatabiliyor. İşte çiçekler açılıp kapanabiliyor filan. Bu da arkadaşlar söyleyebiliriz ışığa göre. 5 mal hareketi diyor. Bitkinin kökleri yer çekimiyle diyor. Aynı yönde ilerler. Arkadaşlar kökler yer çekimine göre pozitif yani yer çekimine doğru olduğu için pozitif jeotropizma gösteriyor. Doğrudur arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz cevabımız Ceyhan olacak. Arkadaşlar fotoperiyodizm ile ilgili bir soru var ona bakacağız. Fotoperiyodizm neydi? Bakın foto ışık zaten periyot belli zaman diliminin oluşması arkadaşlar. Tabii şu bitkinin büyümesinin arkadaşlar çeşitli faktörlerin etkilenmesi. Ama arkadaşlar fotoperiyot dediğimiz zaman özellikle arkadaşlar ışık alma süresinin bitki büyümesini etkilemesi, çiçeklenmeyi etkilemesi olarak da arkadaşlar düşünebilirsiniz. Diyor ki hazırlanan kontrollü bir deneyde diyor kullanılan ile ilgili diyor. Bakın neler biliniyormuş? Yazın sonunda sonbahar ya da kış mevsiminde çiçekleniyormuş. Arkadaşlar sonbahar kış mevsimi dediği zaman zaten nasıl düşüneceksiniz? E, günden arkadaşlar e, kısa oldu. Gecelerin uzun olduğu zaman çiçek açıyormuş. Tamam mı? Ne demek bu o zaman? Kısa gün bitkisi demek. Kısa gün bitkisi. Hocam gün zaten 24 saat değil mi? Gün 24 saat de burada günden kastımız nedir arkadaşlar? Gündüzün uzunluğu. Yani gündüz kısa olacak gece daha uzun olacak 12 saatten ki e, çiçek açabilsin. Zaten vermiş bakın diyor ki çiçeklenmesi için diyor 12 saatten daha az diyor gün ışığına ihtiyaç duyuyormuş. Karanlık süren diyor ışıkla kesintiye uğraması e, çiçeklenmeyi engelliyormuş arkadaşlar. Bakın bunu da söylemiş. Diyor ki bize e, hangilerinde bitkin çiçeklenmesi beklenir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Bakın birinci deneyde e ne dedi? E 12 saatten daha az e, ışık alması lazım ki çiçek açsın. Baktığımız zaman arkadaşlar burada 12 saatten daha fazla ışık almış, değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar burada çiçek açmaz çünkü bu kısa gün bitkisi. Ama uzun gün bitkisi olsaydı bakın e, gün uzunluğu yani gündüzün uzunluğu daha fazla olduğu zaman çiçek açardı. Burada açmayacak ama şurada açacak arkadaşlar. Niye? Çünkü bakın 12 saatten daha az, değil mi? Gündüzün süresi gecenin süresi arkadaşlar 12 saatten daha fazla burada çiçek açacak. Peki burada açacak mı? Normalde açması lazım değil mi? gün kısa, gece uzun. Bakın ne diyor? Karanlık sürenin diyor, ışıkla kesintiye uğradığı zamanlarda çiçeklenmedi. Yani normalde açması gerekirken bakın burada üçüncü de burada arkadaşlar geceyi böldüğümüz için ışık flaşıyla çiçek açmıyor. İşte bilim adamları arkadaşlar şöyle yorum yapıyorlar. Diyorlar ki tamam gündüzün gecenin süresi önemli ama diyor işte burada diyor e, sanki e, gecenin uzunluğundan ziyade kesintisiz olması daha önemli bitki için diye yorum yapıyorlar diyebiliriz. Nerede çiçekleniyormuş arkadaşlar? Sadece ikide çiçek açıyormuş. Videoları beğenip yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.